Merhabalar, iyi hafta sonları, iyi pazarlarınız olsun. Bugün homeopatiyi konuşacağız. Homeopati nedir? Ne zaman başladı? Dünyada ve Türkiye'deki yeri nedir? Biz Türkiye'deki sağlık çalışanları ve halk homeopatiyi ne kadar biliyoruz? Ne kadar yakınındayız, ne kadar uzağındayız? Ben de bir dönem homeopati okudum. Acil homeopati eğitimi aldım. Normal homeopati eğitimi aldım ama bitiremedim. Bitiremediğim için kendime homeopatım diyemiyorum, demiyorum, dememem de gerekiyor. Ama az da olsa bilgi sahibiyim. Bu az olan bilgimi osteopatiyle bütünleştirerek, psikoneuroimmünolojiyle bütünleştirerek insanlara, hastalarıma, danışanlarıma vermeye çalışıyorum. Nasıl vermeye çalışıyorum? Homeopati kısmını homeopat bir arkadaşıma, bir dostuma, İşin ehline göndermek şartıyla yardımcı olmaya çalışıyorum hastalarıma. Bugünkü konuğum eczacı, aynı zamanda homeopat Banu Aydınkaya. Banu Hoca kendisi yurt dışında homeopati eğitimi aldı. Türkiye'nin değerlerimizden bir dostumuz, bir kardeşimiz, bir arkadaşımız. İşi ehlinden dinlemek farklı bir güzellik. Tabii yani homeopatiyi homeopattan dinleyeceksiniz. Biraz kafanız karışacak ama şunu bilin ki sevgili izleyicilerimiz, program sonrası çok şey öğreneceksiniz. Peki, Banu Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İbrahim Hocam. Sizleri sormalı. Sağ olun, eksik olmayın. Şeref verdiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Çok Şimdi teşekkürler. değerli hocam, ben homeopattan duymak istiyorum. Hamedan'ı da, homeopatiyi de, Almanya'yı da, Türkiye'yi de, bu Türkiye'deki, Almanya'daki ve dünyadaki homeopatiyi. Şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Homeopati nedir? İnsanların birçoğu, izleyicilerimizin birçoğu belki yeni duyacaklar bu kelimeyi, bu branşı. Neyle uğraşır? Nedir homeopat? Kimler homeopat olabilir? Yurt dışında ve Türkiye'deki tablo nasıl? Lütfen buyurun. Evet, homeopati benzerle tedavi anlamına geliyor. Bir şifa metodu aslında. Tedavi metodundan ziyade bir şifa metodu. Bedenin şifalanması bizim için her şeyden önemli. Bedenimizde ne eksikse aslında onun hastalığını yaşıyoruz bizler. Ve bu eksikliği, bedendeki eksikliği tamamlanması gereken, dengeye gelmesi gereken ne olduğunu öğrendikten sonra bunun bir benzerini doğadan alıp danışanımıza veriyoruz. Ve benzerlik, yani simile kuralı bizim için çok çok önemli. Benzer halkayı tamamladığımız zaman kişinin yaşam enerjisinde inanılmaz bir şekilde yükselme ortaya çıkıyor ve beden kendi kendisini onarmaya başlıyor. Zaten yaratılıştan kaynaklı olan muhteşem bir organizma insan vücudu. Sadece dengeye gelmesi için eksik olan halka tamamlandığı zaman muhteşem, mucizevi durumlarla karşılaşabiliyoruz homeopatide. Homeopati her şeyden önce benim için bir sevda, bir yolculuk, varoluş sebebim. Bilgiyi aktarmak benim için inanılmaz güzel. Birilerine dokunmak, onlara yardımcı olmak, farklı bir yol açmak hayatlarında. Çünkü Türkiye'de homeopati sistemi oldukça geç kabul edildi. Fakat dünyada neredeyse 250 yıldır uygulanıyor. Bebeklerde, hamilelerde, hayvanlarda, bitkilerde, birçok alanda kullanımı var homeopatinin. Artık dünyada özellikle bitkisel alanlarda çok kullanıldığı için, organik ziraatte çok kullanıldığı için harika sonuçlar alabiliyoruz. Çünkü ciddi anlamda toksik bir yük var dünyanın üzerinde, insan bedeninin üzerinde. Ve bu toksik yükten arınmış bir şekilde elde edilmiş ürünler gerçekten insanoğlu için muhteşem. Ve Türkiye'de de özellikle Türkiye'de insanlarda başladıktan sonra, kullanmaya başladıktan sonra ziraatte de ve veterinerlikte de kullanılmaya başlandı.
Ben Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde GETAT kürsüsündeyim. Orada homeopati eğitimcisiyim. Kendi sınıflarım var. Mezun ettiğim sınıfım da var. Yeni sınıflarımız da var. Covid nedeniyle bir süredir ara verdik. Fakat online gene birçok homeopati ile ilgili eğitimlerimiz devam ediyor. Ve elimizden geldiği kadar homeopatiyi anlatmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi benim için bir homeopati bir aşk. Ben de diğer diğer dolaşıyorum. Bu homeopatiyi insanlara anlatabilmek ve bir şifa metoduyla tanışmalarını sağlamak için. Öğrencilerim de aynı şekilde. Onlar da özellikle COVID döneminde birçok vakada GETAT kürsüsünde çalışan hekim arkadaşlarımız da oldu. COVID döneminde de oldukça güzel sonuçlar aldık vakalarda. Ve bugün de buradayım. Umarım sizin için homeopatiyi ayrıntılı bir şekilde, yani kısacık zamanda anlatabildiğim, ne kadar aktarabildiğim bilgi varsa onlara aktarmak için çalışacağım. Sağ olasınız, yüreğinize sağlık. Şimdi öyle anlar var ki, örneğin ayağınızı burkuyorsunuz ya da bir yaralanma oluyor ya da köpek ısırıyor, elektrik çarpıyor. Ya da diş hekimine gideceksiniz ama diş hekimi korkusu var gibi. Yani evet. Öyle enteresan ki homeopati, diş hekimi korkunuz var, homeopatik remedi alıyorsunuz, diş hekimini korkunuzu yeniyorsunuz ve diş hekimine gidiyorsunuz. Ya da sınav heyecanınız var, homeopatik remedi alıyorsunuz, heyecanınızı yok ediyorsunuz ve sınava giriyorsunuz. Evet. Şimdi öyle ne kadar güzel, yani düşünün. Sinek ısırıyor ya da böcek ısırıyor. Alıyorsunuz acil homeopatik kitindeki işte homeopatik remedi, apisi alıyorsunuz ve iyileşiyor. Bunlar tabii çok müthiş şeyler. Yani klasik tıbbın evet. Çok dışında şeyler. Peki şunu sormak istiyorum. Homeopatinin temeli nasıl atıldı? Çünkü o hikaye çok önemli. O eşekle dolaşıyordu, köyleri dolaşıyordu Ahmet abi. Evet, anlattım. Lütfen. Hikaye doğru. Evet, İbrahim hocam çok sevdiği bir hikaye var. Homeopatiyi arkadaşlar aslında Hipokrat'tan geliyor. Benzerlik Hipokrat'ta geliyor. Hipokrat'tan geliyor ve İbn-i Sina'da mizaca göre bitki vardır. İbn-i Sina geliştiriyor bu düşünceyi ve Dr. Hannum'un homeopatiyi bize aktaran ve geliştiren en önemli kişi ve bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Özellikle Dr. Hannum'un sıtma ile ilgili savaş dönemlerinde sıtmadan dolayı ciddi kayıplar meydana geliyor ve bu kayıplar sırasında öğrencilerinden birisi yanlışlıkla kinini kullanıyor, sıtmada kullandığımız ve farkında olmadan bunu alıyor ve sıtmada nedir en önemli endikasyonlar? Titreme ve ateştir. Bir anda çok yüksek bir ateş ve titreme başlıyor bu öğrencisinde. Sıtma olduğunu zannedip onu ayırıyorlar. Fakat ertesi gün bütün semptomlar kayboluyor. Şaşırıyorlar hani ne oldu diye. Sonucunda öğrencisinin sıtmada kullandıkları kinini içtiği ortaya çıkıyor. Yani işte benzerlik burada ortaya çıkıyor. Sizin kullandığınız bir ürün sağlıklı bir insanda hangi semptomları gösteriyorsa biz o hastalığı, o semptomları gösteren hastalıkta homeopatik remediyi kullanıyoruz. Yani soğan doğrarken gözlerimiz yanıyor, burnumuz akıyor, öyle değil mi? Hangi hastalıkta bu semptomları görüyoruz? Alerjik rinit diyelim. Alerjik rinitte bu problemi görüyoruz. İşte soğan doğrarken yaşadığımız bu semptomlar bizim alerjik rinitte kullandığımız alium sepa, yani soğandan yapılmış bir remedinin ortaya çıkmasını evet. sağlıyor. Dr. Hannum'un tabii bunu uzun yıllar uğraşılarının sonucunda Organon diye çok güzel bir kitabı var. Homeopatinin bütün temel ilkeleri orada yazıyor. Ve
potentizasyon dediğimiz bir şey var. Yani homeopati zararlı bir şey mi? Hayır, homeopati zararlı bir şey değil. Çünkü içinde maddeden ziyade enerji var. Yani enerji boyutunda çalışıyor ve madde miktarı minimum oranda homeopatide. O yüzden size zarar veren bir ürün değil. Yani yan etki olarak minimal diyebiliriz. Çünkü sadece bir agravasyon yaşayabiliriz bazen. Bu da bedenin verdiği bir reaksiyondur. Yani ben çalışıyorum, hayattayım sesidir. Dr. Hanım'ın projelerinde özellikle köylere gidiyor. Arka arkaya köylere gidiyor ve bu tabii bu hikaye potantizasyonla alakalı. İbrahim Hocam'ın bahsettiği maddenin ne kadar az olduğunu anlatmak için size şimdi o hikayeyi anlatacağım. Sıradan köylere gidiyor, eşeklerin üzerine koyuyor şişeleri, ilaçları hazırlıyor, maddeleri karıştırıyor, ilaçları hazırlıyor. En son ki gittiği zaman bir bakıyor ki bir köye daha gidecek fakat ilaçlar bitmiş elinde. Ve diğer köyden aldığı boş şişelerin içine suyla dolduruyor. Ve o şişeleri tekrar en son köye götürüyor. Ve onlara o içine su doldurduğu şişeleri veriyor. Ve aylar sonra tekrar ilk köyden başlıyor kontrole. İşte sana ne oldu? İşte bunu mu yaşadın? İşte semptomlar bizim için çok önemli. Çünkü biz anamnez alırız. Hastanın her şeyini inceleriz. İşte kötüleşmeleri oluyor. En son köye geliyor ki herkes harika. Muhteşem. Evet. Hiç bir kötüleşme olmamış. Peki ne bunun özü? Şişenin içerisinde kalan bir damla, cidarında kalan bir damla su ile birleştiği zaman işte kuantum fiziği, bilgi suyun içinde kalıyor. Ve o bilgi ne oldu eşekte? Çalkalandı. Yani potantize edildi. Enerjisi inanılmaz boyuta geldi ve minimum madde miktarı, maksimum etki. İşte homeopatinin özü burada saklı. O yüzden o köydeki hastalar çok daha çabuk ve kötüleşmeden iyileşebiliyorlar. Çünkü madde miktarı az olduğu için. Ve Dr. Hanım'ın bunları hayatı boyunca denemeler yapıyor. Hani bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Alman farmakopesine girmiştir homeopati ve Materia Medica Pura diye bizim remedilerin nasıl yapıldığına dair bilgileri aldığımız bölümler vardır. Özellikle Dr. Hanım'ın organonda bütün bu homeopatiyi kuralla bağlamıştır. Vakalardan kullanımından tutun remedinin yapımına kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır. Ve biz de günümüzde onun sayesinde birçok insanda, dediğim gibi birçok canlıda homeopati kullanıyoruz. Ve mucizelerle karşılaşıyoruz işin açıkçası. Evet. Özellikle acil durumlarda homeopati inanılmaz çalışıyor. Yurt dışında neredeyse bir evde acil kitler vardır. Türkiye'de de umarım bu acil kitler artacak. Yavaş yavaş bilinçlenme başladı. Ben istiyorum ki evlerde ev hanımlarının da acil kitleri olsun. Herhangi bir problemle karşılaştıkları zaman homeopatlarına ulaşıp hemen o remedileri kullansınlar. Mesela çocuk ateşlendi diyelim. Hemen eskiden olsa eczaneye koşup antibiyotik alıyorlardı. Şimdi artık antibiyotikler reçeteyle satılıyor. İnanın ben çok sevindim bu duruma. Çünkü siz de biliyorsunuz İbrahim Hocam, bir kutu antibiyotik bir bağırsak florasını 2 yıl geri dönüşümsüz olarak bozabiliyor. Ve bu çocukta ciddi hastalıkların ilerleyen zamanda ortaya çıkmasını sağlıyor. Ama bir homeopata danışarak, işte çocuğun semptomlarını anlatarak, ateşlendi ama nasıl bir ateş? Ara ara gelen bir ateş mi? Bir anda yükselen bir ateş mi? Terleme var mı? Yüzüne renk, susaması var mı? Şimdi biz bunların hepsini en ince ayrıntısına kadar inceleyip, ne dedik? Bedende ne eksikse onun bir benzerini bulup veriyoruz. Bir homeopata danışarak da sulandırıp kullanabilirler.
Dediğim gibi bu bir şifa metodu ama atıyorum bir 39 derecenin üzerindeki bir ateşte tabii ki hastaneye götürsünler. Hani benim bahsettiğim bir 38,5-39'a kadar olan bir ateş, daha üstüne bir ateş değil. Ama bu nedir? Farkındalık yaratabiliriz ve o çocukta ateşlendiği zaman ateşte bizim neye ihtiyacımız var? Yani ateşlenen bedenin neye ihtiyacı var? Her şeyden önce oksijene ihtiyacı var. Yani o oksijeni vermeniz gerekiyor. İkinci yapacağımız neye ihtiyacı var? Enerjiye ihtiyacı var. Çünkü mikroplara karşı bir savaş başlamış ve artık odun ateşi alevlenmiş ve sizin o alevi arttıracak bir enerji ihtiyacınız var ve bütün metabolizmayı çalıştıracak bir güce ihtiyacınız var. İşte homeopati burada o oksijeni de sağlayacak, o enerjiyi de sağlayacak. Yani bedenin yaşam enerjisini, kendi kendisini tamir etmesini sağlayacak. Bir bakacaksınız ki hastalanan çocuklarımız ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi ayakta olduklarını göreceksiniz. Ama tabii ki dediğim, tekrar üstüne basarak söylüyorum, böyle hani 39 derece ve üstündeki ateşlerde lütfen hani hekiminizle danışmadan bir şey kullanmayın. Onu ilave olarak da belirtmek istiyorum. İşte homeopati böyle bir şey. Evet, işte orada akolit devreye giriyor. Peki sevgili hocam, elektrik çarptı. Gittim prize dokundum. Evet. Yaramaz bir çocuktum ben çocukken. Çok şükür köyde elektrik yoktu ama yapabileceğim tüm yaramazlıkları yaptım çocukken. Ağaçtan düşmeden tutun ya, ayağını yakmaya kadar, işte kayadan düşmeye kadar. Aklınıza ne gelecek yaramazlık varsa, ne geliyorsa hepsini yaptım. Benim gibi bir çocuk düşünün. Çocukluğum gözünde bulundurun. Gittim elektriğe dokundum ve elektrik beni çarptı. Ve sizi aradım. Buyurun. Evet arkadaşlar, özellikle bu tarz durumlarda homeopati hayat kurtarıcıdır, onu söyleyeyim. Özellikle elektrik çarpmalarında fosfor dediğimiz bir remedi vardır. Fosfor. Fosfat bileşiği içerdiği için ATP biliyorsunuz, vücuttaki tüm enerji metabolizmasını dengede tutan çok önemli bir elementtir fosfor. Ve elektrik çarpmalarında fosfor gerçekten hayat kurtarıcıdır. Mutlaka biz hani bunu kullanırız. Eğer ki bedeninde çarpılmış olan kişide bir morarmaya yakın dudak ve soluk bir yüz eğer varsa, lahesis mesela çok kullanırız elektrik çarpmalarında. Nux Formica'yı çok kullanırız bu tarz durumlarda. Dediğim gibi bu homeopatinin hayat kurtarıcı dönemleridir. Mesela darbelerde, mesela İbrahim Hocam çok düşmüş çocukluğunda, kafaya mutlaka bir darbe almıştır. Çok darbe aldım. İnanılmaz darbeler aldım. Şimdi ona remedi gönderdim ben, o da kullanacak. Darbeden kaynaklı arkadaşlar, ileride, ilerleyen dönemde herhangi bir hastalığın gelişmesini önlemek için aslında homeopati çok etkili. Mesela natrium sülfürikum dediğimiz bir remedi. Özellikle darbelerden sonra, kafaya alınmış darbelerden sonra, mesela baygınlıklarda çok kullanırız. Yıllar geçmiş olsa bile mutlaka orada bir bilgi kalıyor. Yani homeopatide biz önce o bilgiyi vermeliyiz. O, çünkü enerji boyutunda bir bilgi var bedene verilmesi gereken ve ondan sonra takip. Her şey takip. Mesela acil bir durumda anamnez dediğimiz bizim bir teknik vardır. Hani kişiyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Benim size yardımcı olabilmem için sizi çok iyi tanıyıp anlayıp sizin gibi düşünmem gerekiyor her şeyden önce. Fakat acil bir durumda tabii ki bunu yapmaya zamanımız yok. Hani kısa bir zaman dilimimiz var ve hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Tabii şunu da dipnot söylemek istiyorum. Acil bir durum olduğu zaman tamamıyla homeopatiden medet ummak da yanlış bir şey. Gerekli olduğu anda tabii ki hemen 112'nin aranması, hemen bir hastaneye götürülmesi ve tıbbi tedavinin de yapılması gerekiyor. Bunu da unutmayalım lütfen. Çünkü bazen insanlar her şeyi değiştirebileceklerini zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Çünkü trafik kazası geçirmiş,
inanılmaz bir arteriyel kanaması var. Evet, homeopati kanamayı kesmek için kullanırız, bir arnika veririz ama bu kişinin ambulansa binip hastaneye gitmesi gerekiyor. Önemli yani bu. Homeopatide ihtiyacı olan, o anda ihtiyacı olan neyse veririz ve tedbiri de elden bırakmamamız gerekir. Ve zaman olmadığı için burada önemli olan kauzadır. Yani neden? Neden bizim için önemli? Ne oldu? İşte rüzgarda kaldı, hastalandı, yüksekten düştü mesela nedenlerden birisi. İşte soğuk su içti nedenlerden birisi. Bizim için bu neden çok önemlidir. Hani varsa bir nedeni bunu öğrenmeye çalışırız. İşte bisikletten düştü, işte üstüne ağırlık düştü. Bunlar önemlidir bizim için. Çünkü her bir kauzanın bir anlamı vardır. Ve ne iyi geliyor, ne kötü geliyor mesela. Arı soktu. Arının soktuğu bölge nasıl? Ateş gibi mi, buz gibi mi, kırmızı mı, yeşil mi, beyaz mı? Şimdi bunlar hepsi ayırt edilen şeyler. Çivi battı. Mesela bakın burada bir neden bizim için önemli. Delici, yanıcı, bir ağrı mı var? Nasıl bir ağrı var? Ağrının şekli nereden nereye yayılıyor? Ne zaman başlıyor? Ne zaman rahatlıyor? Ne iyi geliyor ne kötü geliyor? Ya bunların hepsi bizim için çok çok önemli ve ayırt eden unsurlar. Ama dediğim gibi elinizde bir acil kit, bir 15-16 tane. Ben aslında kiti alacaktım yanıma ama unutmuşum almayı. Şöyle küçük acil kitlerimiz oluyor, böyle minik minik toplar. Dediğim gibi evinizde bulunsun. Hani bununla ilgili bir homeopatınız tabii ki olsun. Ve böyle bir durumda kaldığınız zaman kendisine ulaşıp bu konuda yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Ben her şekilde yardımcı olurum. Bana her şekilde ulaşabilirler. Hatta bu acil kitlerle ilgili de böyle bir eğitim programı yapacağız. Eczacı Banu Aydınkaya diye Instagram sayfamdan bakabilirler. Homeopati Antalya'ydı benim Instagram sayfam ama çalındı maalesef şu an. O yüzden Eczacı Banu Aydınkaya'da. Canlı yayınlar da gene Instagram'da yapıyorum ben. Bilgiler veriyorum, anlatıyorum. Hani ne şekilde kullanmaları gerektiği ile ilgili. Ve acil durumlarda mesela düştüğünüz zaman ya da kanamanız olduğu zaman ilk mesela aklımıza gelecek olan remedilerden birisi arnika. Yani ben arnikanın aşığıyım. Arnikanın aşığıyım ben. Evet. Arnika benim için çok önemli. Arnika ve diğerleri geliyor. Arnika ve diğerleri. Ayağımı burktum. Banu hocam, ayağımı burktum. Yolda gelirken şimdi ayağımı burktum. Arnika'yı verdiniz bana. Sonra evet. Ne yaparsınız? Biraz da kanamam oldu. Ve ben sizi aradım. Evet. Evet arkadaşlar, bu tarz durumlarda öncelikle kanamanın nasıl olduğu bizim için önemli. Bir arteriyel açık, kanama koyu, mı, evet. Venöz kanama mı, ezilme var mı, morluk var mı, üzerinde işte ısı değişikliği var mı, soğuk mu, sıcak mı? Burkulmanın olduğu bölge de önemlidir. Ama herhangi bir travma yaşadığınız zaman, diyelim ki bir İbrahim hocam bir kaza gördü ve şok oldu. Bir anda irkildi, ayağını burktu. Şimdi burada ne var kauza? Bir kaza var değil mi? Bir şok var orada. Şoka girdi ve öyle burkuldu. Yolda yürürken kendiliğinden burkulmadı. İşte burada akonit dediğimiz bizim. Çok önemli bir remedi devreye girer. Şoklarda ilk önce akonla başlarız biz. Önce kişinin bir şokunu atlatırız, bir kendine gelir. Özellikle bakın trafik kazaları. Bununla ilgili çok ciddi danışanlarım oldu. Hani bu konuda akon hikayeleri çok bende. Onları artık başka bir programda anlatayım çünkü bayağı uzun. Evet. Öncelikle bir akonla başlayıp kişinin bir şoktan, travmadan bir çıkmasını sağlayıp daha sonra her bu tarz problemle karşılaşıldığında
ilk düşüneceğimiz remedi arnikadır. Arnikanın bir özelliği var. Öyle bir bitki ki üzerine bastınız, ezdiniz. Bir saat sonra gidin tekrar yükselme ve yeşermeye başlar bitki. Yani hücrelerini kendisi hemen yenilemeye çalışır. Zor ezersiniz. Onu tekrar ertesi gün gittiğiniz zaman aynı haline geri gelmiştir. İşte arnikanın özelliği bu. Bedende de aynı işlemi yapar. Ve burkulmada da mesela hareketin iyi gelip gelmemesi de bizim için önemlidir. İyi geliyorsa bir hareket, hareketle rahatlıyorsa Rustox çok kullanırız. Rustox, hareketle evet. Kötü oluyorsanız Brionya kullanırız. Özellikle Brionya'da masaj çok iyi gelir. Bandaj, sıkı bandaj çok iyi gelir. Kendisini daha rahat hisseder Brionya. İşte bunlar birbirinden ayırt eden unsurlar. Peki, İbrahim Hocam da bu sayede remedileri saydırdı bana yani. Evet, evet. Peki şöyle söyleyeyim. Sağ olasınız. Şimdi özellikle pandemi sürecinde inanılmaz derecede şey oluştu. Bu tinnitus, kulak çınlaması. Neredeyse evet. Her gün bir hasta arıyor. Biliyoruz ki hiperikum sinirlerin sinir travmasında, sinir yaralanmasında kullanabileceğimiz bir remedi. Hı hı. Şimdi kulakta da 7, 8, 9, 10. sinirler var. Kulak sıvısı var. Beyincikle hı hı. bağlantısı var kulağın. Kulak çınlamasında akut olarak ne önerirsiniz? Yani doktora gidinceye kadar. Altta bir ya da önerebilir misiniz? Ya da önerebilir miyiz? Ve vertigo. Şimdi kulak çınlamasında sadece şu remediyi kullan, bu seni geçir demek yanlış olur. Çünkü doğru. Bu akut bir problem değil. Aslında sekonder olarak ortaya çıkan bir problem ve bu tarz hastalıklarda anamnez olmazsa olmazıdır. Yani inanın şöyle bir olgu söyleyeyim size. Kişi kötü bir haber aldığı anda başlayan kulak çınlaması var. Aynen bunu soruyorum işte. Tam da o noktaya gelecektim ben. Yani burada nedir problem? Zihinde. Yani mind çok önemlidir. Ve bu kişindeki anamnez işte burada devreye girer. Yani homeopatide şunu kullan, bunu kullan. Hayır. Evet, acil bir durumda ezildi, burkuldu, sırt üstü düştün, omurganın üstüne düştün. Evet, sinir yönünden zengin bölge hiperikum. Ama bir kulak çınlaması dediğin anda altında yatan çok farklı bir travma var. Çünkü hastalıklar zihinde başlıyor. Zihindeki problemi çözmek gerekiyor. Aldığı o kötü haberden sonra kulak çınlaması yaşayan insanlar var. Yani adresini bilmediğimiz birçok travma var. Öncelikle anamnez almamız gerekiyor. Yani kişinin anne karnına düşmeden önceki zamanından başlamak. Yani sizin istenilen bir çocuk mu, istenilmeyen bir çocuk mu olduğunuz bile benim için önemli. Doğru. Buradan başlayıp sizin serüveninizi, sizin öykünüzü dinledikten sonra bu tarz problemlerde yardımcı olabiliriz. Tabii ki bunu da iyi eğitim görmüş, bu konuda sertifikası olan homeopatlar. Türkiye'de homeopati hekimler, eczacılar ve diş hekimleri alıyorlar. Sağlık Bakanlığı diplomalarını alıyorlar ve bu kişiler homeopatiyi uygulayabiliyor. Hekimler kendi tedavi protokollerini uyguluyor. Diş hekimleri kendi alanlarında uyguluyor. Eczacılarda ise acil ve akut durumlarda müdahale hakları verdiler. Türkiye'de onun dışındaki kişilerde hani homeopati sertifikası maalesef yok. Bakanlık hani bu konuda ayrımları var ve özellikle dediğim gibi bu tarz durumlarda kullanmak istediğiniz zaman mutlaka hani iyi bir homeopatla konuşup iyi bir anamnez alındıktan sonra başlamak her zaman için en iyisidir. Peki sevgili hocam, siz Almanya'da okudunuz. Almanya'da böyle bir kriter yok. Herkes homeopat olabiliyor ama müdahale edebileceği bir sınır var. Hı-hı. Örneğin bir psikiyatri hastasına, bir depresyon hastasına psikiyatristin en kötü ihtimalle tıp eğitimi alan işte bir daireci homeopat ya da
ayrı ekibi bir homeopatı müdahale etmesi isteniyor bildiğim kadarıyla. Homeopati eğitimlerinde aklımda kaldığı kadarıyla. Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Yani önü kesildi. İşte veteriner de homeopat olabiliyor yurt dışında. Normal meslekler de homeopat olabiliyor ama onların bir kriterleri, biraz onu açıklayabilir misiniz? Yok, onlar high practiker. Onlar high practiker diye geçiyor. High onlar practiker. Homeopat değil. Evet, orada high sadece hekim ve hekim ve eczacıların bu şekilde eğitim alıyorlar. O diğerleri high practiker diye ayrı onlar. Onların da alanları farklı. Yani Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de çok kısıtlı dediğim gibi. Sadece bu mesleklerin eğitim almasına hak verildi. Yurt dışında tabii ki durum daha farklı. Kronik hastalıklarda ama onlar karışmıyorlar. Hani benim bildiğim en sonki durum bu şekilde. Ama sonra bir değişiklik oldu mu bilmiyorum. Fakat oradaki durum böyle. Türkiye'de ise farklı. Türkiye'de... daha kısa bir süre oldu homeopatiyi kabul edeli ve eğitimlere işte başladık. Neredeyse 2-3 mezun verdik yani biz. Şimdi COVID nedeniyle de ara verildi. Tekrar başladığı zaman tabii ki daha çok mezunlar olacak. Özellikle bazı hastanelerde GETAT kürsüsünde bu Yıldırım Beyazıt'ın İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, Kayseri'de GETAT kürsüleri üzerinde homeopati tedavileri de şu an uygulanıyor Türkiye'de. Yavaş yavaş hani bulunduğunuz şehirlerde, bölgelerde oldukça fazla hekim ve eczacıların arttığını göreceksiniz. Zamanla olacak tabii ki bunlar. Homeopati olan hani güven arttığı sürece bunların da artacağına inanıyorum ben. Tabii ki burada yanlış uygulamalar da önemli. Yanlış uygulamalarda bize geri dönüşler oluyor bazen. Çünkü her ne kadar homeopati minimum madde miktarı maksimum etki desek de yanlış kullanıp sık sık tekrar edildiğinde, yanlış remedi verildiğinde homeopati de baskılayıcı bir tedavidir. Ve doğru kişilerce bunun yapılması gerekir. Yani bu iş sadece bir düştün ayağın burkuldu arnika vermek demek değildir. Homeopati bir sanattır. Uzun yıllar biz bu eğitimleri alıyoruz ve bunu yapabilmek için gerçekten hem teorik hem pratik, yani iyi bir homeopatla çalışmak da gerekiyor. Çünkü sadece okuyarak homeopatiyi öğrenmeniz de mümkün değil. Ve üst üste yapılan yanlış hatalar nedeniyle baskılanan hastalıklar da olabilir. Yani bunu da iyi düşünmek gerekir. Çünkü benim İsviçre'de Dr. Darius Finelli'nin öğrencisiyim ben. Ayrıca kendisinin bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Kronik hastalıklar ve kanser üzerine çalışıyor. Ve yüzlerce, binlerce hani homeopat tarafından yanlış tedavi edilen hastalar var ona gelenler. Daha doğrusu homeopat olmayan kişiler tarafından. O yüzden bu konuyla ilgili hani Türkiye'de güvenilir homeopatlarla çalışmak, hani bu işi gerçekten bilen sertifikalı ürünü kişilerle çalışmak her zaman için önemlidir. Bunu da dipnot söylemek istiyorum. Peki, Yanıkkar'da neler yapıyorsunuz homeopatide? Soru. Yanıklarla ilgili benim kendi tecrübem var. Onu hemen anlatayım. Meşhur kemik ve et suyu kaynatmak bizim evde ayrılmaz bir parçamız. Benim şöyle büyük bir kazanım var. Onun içerisinde 3 saatlik kaynama et suyu. Tekrar burada da hem dipnot geçmiş olayım. İliklerinden ayrılan kemikleri 20-24 saat kaynattığınızda kemik suyu oluşur. Onun histamin intoleransı vardır. Onu da söyleyeyim unutmadan. Çünkü ciddi alerjik reaksiyonu olanlar 20-24 saat kaynamış kemiği tüketip daha da kabarmaya başlıyorlar. Neyse, ben kemik suyunu hazırlıyorum. Yanlışlıkla elimden düştü ve şöyle bir kazan. Ve o fokur fokur kaynayan su direkt üstüme döküldü benim. Boğazımdan itibaren göğsüm ve bacaklarıma. Ve neye uğradığımı şaşırdım. Eşim var, oğlum var. Ben böyle şoka girdim orada. Onlar bağırmaya başladı. Hani üzerime döküldü.
bütün kıyafetler yapıştı. Eşime sadece şunu söyledim. Dedim hemen bana demedi çantamdan hemen bana arseniyi ver dedim. Hemen arseniyi ver bana dedim. Eşim onların ikisi daha kötü durumda benden. Ben ama ağlamaya başladım acıdan. Eşim hemen getirdi. Arseniyi dilimin altına koydu. Ben ağlıyorum. Böyle bir acı yok yani. Daha önce yandım birkaç kere ama bu gerçekten çok kötü. Yumuşak dokunun yanması. Arseniyi aldıktan 10 dakika sonra 10 dakika sonra benim ağrım %80 geçti. Evet. Ondan sonra bir tane daha aldım. Yaklaşık bir saat sonra bir tane daha aldım. Ertesi gün İbrahim Hocam sadece araba kullanırken emniyet kemerini taktığım zaman kemerin değdiği yerde hafif bir sızı vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Yani fokur fokur kaynayan kemik suyu üstüme döküldü. Hiçbir iz kalmadı. İşte homeopati mucizesi burada devreye girdi. Yani arsenik, kantaris, kaustikum, bakın homeopatide yanık tedavilerinde acil durumda kullanacağımız arnika çok önemli remedilerdendir. Birebir kendim yaşadığım için bu durumu özellikle bu tarz durumda kaldığınızda homeopatiden ilk yardım olarak faydalanabilirsiniz. Peki şöyle bir soru sorsam Banu Hocam. Şimdi acil homeopati kitinde 14 ya da 16 tane bir remedi var. Özet olarak geçsek, örneğin burkulmalarda, travmalarda, akut yaralanmalarda arnika desek, onun üzerine arnika temel taşı tabii. Diğerlerini örneğin sayabilir miyiz? Biraz insanların, izleyicilerimizin kafasında bir yer etsinler diye. Tamam, remedilerin isimlerini şöyle bir geçeyim o zaman ben. Lütfen. Ne işe yaradıklarını söylerseniz çok sevinirim. Görsünler. Acil kitlerin içerisinde arnika, akon, bidyonya, fosfor, sülfür, nux vomica, silisea, Ruta, Rustox, Biryonya, bu remedi gelsemiyor. Bu remedilerden arkadaşlar. Tabii ki hani bunların her birini şurada kullanılır dediğimiz zaman da mutlaka hani semptomlar da bizim için önemlidir. Evet. Mesela Ledum, Staphyzagria önemlidir. Akon'u şok durumunda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bir kaza geçirdiniz, bir şoka girdiniz. Kullanabilirsiniz. Ya da bir 4A'dır akondaki durum. Yani hocam bana ders yaptırmaya başladı burada. Ani, acil, akut ve anksiyete de kullanırız akonu mesela. 4A'dır akonun özelliği. Ve arnikayı dediğim gibi yeşer tekrar ortaya çıkması için canlanmayı sağlamak için her tür aldığımız darbeden sonra, operasyondan sonra, ameliyatlardan sonra yani çok kullanır. Özellikle post-op kullanımı vardır. Ledum özellikle batıcı ağrılarda, batan durumlarda mesela çivi battı. Ledum'u kullanabilirsiniz ama batan bölge soğuk olması bizim için önemli. Soğuğun iyi gelmesi önemli. İyi gelen, kötü gelen şeyler de önemli. Ruta özellikle gözün arnikasıdır arkadaşlar. Hani gözde herhangi bir problem olduğu zaman fosfor ve ruta çok iyi çalışır. Ayrıca kemiklerdeki, kemik zarındaki hasarda ruta çok iyi çalışır. Herhangi bir burkulma, ezilmede kemik harabiyet gördüyse ruta çalışır. Eğer ciddi anlamda bir kemik ağrısı yaşıyorsanız, bir kırık ortaya çıkmışsa, simfitium dediğimiz kara kafes otu çalışır remedi olarak. Biryonya dediğim gibi hareket ettikçe ağrısı arttığı durumlarda gene bu burkulma ezilmelerde
Özellikle anakardiyum çok kullanırız. Tendon yaralanmalarında, yani tendonların arnikası da anakardiyumdur. Rustox ise hareketle iyi olur. Ağrısı geçer, rahatlar ve o zaman da Rustox'u kullanırız. Hamamelis çok kullandığımız remedilerden, özellikle o da kanamalarda hamamelisi, özellikle pıhtılaşmaya yakın pıhtılaşmasını bir an evvel istediğimiz kanamalarda hamamelis, mesela venöz kanamalarda, mesela hemoroid kanamalarında hamamelis kullandığımız remedilerden. Peki hasta geldi, işte eczaneye geldi, beli tutulmuş ya da boynu tutulmuş, yani şöyle diyeyim, ya bel fıtığı ya da boyun fıtığı diye tanımlayayım. Ya da işte sindirde bir ağrı var. Bu karpal tünel sendromu gibi. Hastalar derler ya, sinir damar sıkışması falan derler hastalar tanımlarken. Sinir bölgesinden, sinir dokusundan güçlü olan bölgelerde kullandığımız remedi hiperikumdur. Hiperikum. Yani arkadaşlar, kantoron bitkisi hiperikum. Nitekim kantoron yağı da kullanıyoruz. Kantoron. Evet. Evet. Kantoron yağını da kullanıyorsunuz. Özellikle parmak uçları, işte penis ucu, sünnetten sonraki ağrıda, acıda hiperikum çok kullandığımız remedilerden. Mesela omurganın üstüne düşmelerde çok kullandığımız, sinir yönünden zengin olan bölgelerde kullandığımız remedilerden birisidir hiperikum. Peki bir de şey vardır, bu özellikle ilgi bekleyen kadın remedisi. Onu biraz açıklar mısınız? Bu çok önemli. Ben hiç bilmiyorum onu hocam, siz söyleyin. Ben ilgi bekleyen erkek remedisi biliyorum. Evet, şimdi ya da işte bu Staphylococcus diye bir remedi var, meşhur. Ben özellikle homeopatımı konuşturmak istiyorum ama... Fark ettim yani şu an. canım benim. İlgi bekleyen kadından mı başlayalım, erkekten önce mi başlayalım? Önce kadını, sonra erkeği konuşalım. Benim için ilgi bekleyen kadın, sizin için ilgi bekleyen hocam, erkek. Hocam Staphylococcus ilgi bekleyen kadın değil. Pulsatilla ilgi biliyorum, bekleyen biliyorum. Kadın. Biliyorum, biliyorum. Staphylococcus'a başka bir amaçla soldum ben. Pulsatilla'yı biliyorum. Yani. İlgi bekleyen, Staphylococcus'a başka bir amaçla sordum. Onu aldatan kim? Pulsatilla'yı aldatan kim? Onu söyleyin o zaman. O da likopodium. Likopodium. Canımsınız. Peki. Bizim hikayeler bitmez derste. Staphylococcus'a hemen söyleyeyim. Özellikle kesici yaralanmalarda Staphylococcus'a çok kullandığımız remedilerden. Bu kesi yaralanmaları, parmak ucu işte yaralanmalarında, bıçakla kesilen yaralarda çok kullanırız. Sezeryan yaralarında çok kullanırız. Özellikle sezeryan sonrasında önce bir arnika, sonra o sezeryandaki ağrılarda Staphylococcus, bunları hep sulandırarak kullanabilirsiniz. 100 milim suyun içerisine İki top koyarsınız. Hafif şöyle elinizde çevirerek eritebilirsiniz. Eridikten sonra çalkalarsınız. 10 kez çalkalayıp bir kapak dilinizin altına koyarsınız. 45-50 saniye dili altında bekler. Daha sonra bir 10 dakika sonra bir yarım kapak daha alırsınız. Hemen ağrınızın rahatladığını görürsünüz. Özellikle sezeryan sonrası Staphylococcus'u çok kullanırız. Bir de istenmeyen birliktelikte, cinsellikte Staphylococcus'a çok kullandığımız remedilerden birisidir. Ve onun dışında da özellikle bu balayı sistitlerini Staphylococcus'a çok kullandığımız remedilerden birisidir. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Rica ederiz efendim. Sağlık. Sizi iyi konuşturdum. Ders vallahi verdirdim size. Bir ders yaptırdınız bana. Aynen, aynen. Var olasınız. Şunu da ben belirteyim. Eğer vücutta bir yaralanma varsa, bir cerrahi oluşmuşsa, orada skar dokusu oluşacaktır. Doğal olarak ya, yani yapışıklar, evet, oluşacaktır. Bu skar dokular, bu yapışıklar osteopatiyle açılırsa, eminim ki homeopati dahi çalışacaktır. O meridyenlerin geçişi İnanılmaz. Düzenlenirse dahi çalışacaktır. Tıp bir ekip işidir. Homeopati, osteopati, psikoneuroimmünoloji, egzersiz, diyet, psikoterapi,
klasik tıp, ortodoks tıp hepsi bir bütündür. Alopatik ilaçlar, vitaminler ama doğru kişinin yapması şartıyla, doğru adresin yapması şartıyla ben size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum İbrahim Hocam. Başka bir programda şu sert tuzlarını konuşacağız sizinle. Yakın bir tarihte unutmayın. Notunuzu alın siz. Evet efendim, bekliyorum. Peki. yeni bir derste görüşmek üzere. Aynen, peki. Hoşça kalın, dostça kalın. Var olun. Çok teşekkürler. Hoşça sağ kalın. Olun. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, bir programda sonuna geldik. Yayın ekibindeki arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.